Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bilgi köyü projesine devam ediyoruz. Geçen derste bu karakter eklemiştik. Daha sonra bu karakter eklemiştik. Bir tane daha karakter eklemiştik. Ama onun iskeleti bozuk geldi. Daha doğrusu şu iskelete almaya çalıştık. Fakat alamadık. Hata oluştu. O yüzden tekrar alacaktık. Bu yüzden Mixomo'yu açalım. Mixomo. Mixomo'yu açıyoruz. Şu karakterimizi, bu karakteri nereden alıyorduk? Karakteristen aşağı indiğimizde Leonard diye bir karakter bu. Leonard. Bu karakterdi. Bu karakterin iskeletini ilk aldığımız karakterin iskeletine atamaya çalıştık ama iskeletlerde uyumsuzluk var sanırım. O yüzden olmamıştı. Şimdi bunun tekrar animation blueprint'ini yapacağız. Tekrar animasyondan indireceğiz. Ve biraz uğraşacağız. İlk olarak download diyelim. T-Pose'da olarak, T-Pose'da olarak indirelim. FBX download diyelim. Bu inerken biz de projemize bir bakalım. Karaktersin içinde Leonard diye bir klasör oluşturmuştuk. Bunun içine karakterimizi attık ama karakter animasyona girdiğinde bozuluyordu. Bu şekilde. Bunun iskeleti bozuk geldi. O yüzden bunu bir silelim şöyle. Önce bir silelim. Daha sonra Mixomo'dan bakın karakterim inmiş. Klasörde göster diyelim ve bunun ismini değiştiriyorum. Leonard. Leonard diye değiştiriyorum, ismini yazalım. Leonard var zaten diyor. Neredeymiş Leonard? Ha, burada varmış. Bunu sileyim. Şuradan tekrar klasörde göster diyelim. F2'ye basarak ismini değiştiriyorum. Leonard. Bu şekilde ismini değiştirdikten sonra bilgi köyünü projesine sürüklüyorum aşağıdan ve content karakter Leonard'ın içine bırakıyorum. Ve iskelet seçmeden import diyoruz. Kendi iskeletini buraya yüklesin. Bu biraz uzun sürebilir. Evet, iskeletini yükledim. Save all diyelim. Kaydediyor. Kaydettikten sonra bir deneme daha yapalım bakalım. Skeleton, assign skeleton. Buradan peasant man skeletonu bir seçelim bakalım ne olacak. Accept diyelim. Bakalım bozulma var mı yine? Evet, yine bozulma var. Demek ki bunun iskeleti hani ona aktarılamıyor. Bu köylünün iskeleti aktarılamıyor. Tekrar kendi iskelete geri döndürelim. Skeleton. Assign skeleton. Burada Leonard skeleton var. Accept diyelim. Evet. Preview. Evet. İskelet yapısı bozulmadan tekrar eski haline geldi. Yani assign diyerek, assign skeleton diyerek burada iskelet atamış oluyoruz. İstersek tekrar kendi iskeletini geri alabiliriz. Evet, buraya sağ tuş tıklayıp New Folder diyerek Animations diye bir klasör oluşturuyoruz. Animations. Bunun içine giriyoruz. Şimdi bunun içine animasyonlarını atalım. Mixomo'dan aldığımız. Açalım. Idle. Animation'a gelelim. Idle animasyonu. Bir tane Idle. Şunu alalım. Aşağıda idle animasyonumuz var. Şöyle. Download diyelim. Without skin diyeceğiz burada. Zaten iskeletini almıştık. Dış meshini almıştık. Şimdi tekrar iskeleti tekstürlerine gerek yok. O yüzden without skin diyoruz. Download diyoruz.
Idle 1 olarak indiriyor. Tamam, indirsin. Bir de walk animasyonu alalım. Walk. Şöyle bir walk animasyonu alalım. Tabii in place diyeceğiz olduğu yerde. Download diyeceğiz. Without skin download. Walking'i de indirdik. Bir de son olarak run. Running. In place diyelim ona da. Bu olsun bakalım. Download diyelim. Without skin download. Idle, walking, running. 3 tane animasyonumuz var. Idle burada. Şuradan klasör göster. Walking burada. Running de burada. Şimdi bunları teker teker aktaralım. Idle 1 diyor. Şöyle sürükleyip buraya bırakalım. Skeleton'dan Leonard Skeleton'u seçeceğiz. Bakalım düzgün mü? Evet, düzgün. Daha sonra walking'e gelelim. Şöyle klasörde göster. Walking. Şöyle atalım bunu da. Skeleton'dan Leonard Skeleton'u seçip import. Ve running. Buradan Skeleton'dan Leonard Skeleton'u seçip import diyoruz. Save ol diyerek kaydedelim. Evet. Animasyonlar düzgün gelmiş görünüyor. Karakterimizin tekstür kalitesi gayet yerinde. Şimdi bunların isimlerini bir değiştirelim önce. 1, 2 falan bir şeyler yazmış. Animasyon üzerindeyken F2 yapıp şöyle silelim. Sadece idle kalsın. Running'de de aynı. F2'ye basalım, üzerine gelip tıklayıp. Walking'de de aynı şekilde. Şimdi buna bir blend space yapacağız. Sağ tuş animation. Animation blend space, blend space 1D. 1D. Yani bir boyutlu bir blend space. Bu iki boyutlu, bunu kullanmıyoruz. Bu bir boyutlu olanı kullanıyoruz. Buradan iskelet seçmemizi istiyor. Leonard Skeleton'u seçiyoruz. Leonard alt tire BC. Blend space'in kısaltılması. Tıklayalım. Burada idle'ı en sola koyuyorum. Walking'i biraz şöyle koyalım. Running'i de en sağ tarafa koyalım. Shift tuşuna basarak şu yeşil noktanın hareketlerini görüyoruz. Bakın burada şöyle arttırdığımızda hızı bu şekilde olacak. Normalde böyle arttırdığımızda bu şekilde olacak. Şimdi tabii ki bu 100'e kadar, bunu değiştirmemiz lazım. Asset Details sekmesinden, eğer yoksa Asset Details, Window'dan şuradan Asset Details'ı açmamız gerekiyor. Mesela yanlışlıkla çarpıya falan basarsanız Window'dan Asset Details'a tıklayarak tekrar getirebilirsiniz. Evet, burada name diyor. Şu nan yazan yerin ismini değiştiriyoruz. Burada istediğiniz ismi girebilirsiniz ama ben speed diyorum buraya, hız. Minimum 0, yani şu değer 0. Maksimum ise 600 olacak hıza uygun olarak. Evet. Hız Unreal'daki hız değerine uygun olarak. Bu şekilde yürüme ve koşma animasyonunu yaptık. Save diyelim. Daha sonra buna hemen bir animation blueprint yapacağız. Sağ tuş animation, animation blueprint yapacağız. Yine iskelet seçmemizi istiyor. Leonard Skeleton'u seçiyoruz. OK diyoruz. Bu arada yine Leonard alt-anim BP animation blueprint'in kısaltılmasını. Yani bu şekilde
Kısaltmalar yazarsak ararken de kolay olur proje büyüdüğünde. O yüzden böyle bir standart belirliyoruz. Standart ifadeler belirliyoruz ki kolay olsun. Ararken bulmak kolay olsun diye. Evet, şimdi tıkladık. Şöyle. Görüyorsunuz, output pause var. Şuradan bir blank space ya da buna şey şuradan da taşıyabiliriz. Leonard BC. Bunu buraya taşıyalım blank space'imizi. Ve bunu buraya takalım. Evet. Şimdi de bu da hız değişkeni ile beslememiz lazım. Bunu da ne yapıyorduk? Var olan bir animation blueprint'ten kopya ile yapıştır yapıyorduk. Şurada mesela bir karakterimiz var. Buna sağ tıç browse deyip Peasant menü açalım. Open full blueprint editor. Mesh. Mixoma AnimBP diye bir AnimBP yapmışız. Şuradan büyüteç simgesine tıklayalım. Burada Animation Blueprint'ine ulaşalım. Tıklayalım buna. Ve buradan Event Graph'a girdiğimizde bakın burada kodlar var. Bu kodların hepsini seçiyorum. Ctrl-C yapıyorum. Ctrl-C. Ve esas karakterimin Content, Characters, Leonard Animations, Leonard AnimBP'nin içine giriyorum. Ve event grafına bunu kopyalayacağım. Şunu bir silelim önce bir. CTRL-C yapmıştık orada. Burada da CTRL-V yapıyoruz. One'ın V'si. Burada compile yaptığımızda tabii ki hatalar verecek. Compile error dedi. Kırmızı bir simgeyle. Çünkü bazı değişkenler tanımlı değil burada. Variables yani değişkenler kısmı boş. Burada sağ tuşlayıp create variable is in air. Şöyle aşağı inerim. Speed değişkeni yine gri gösteriyor. Yani bu tanımlanmamış bir değişken. Oradan kopya yapıştır yaptığımız için. Bundan dolayı burayı da değiştirmemiz lazım. Sağ tuş create variable speed. Şimdi compile dediğimizde compile yaptı. Anim graph'ta şimdi bakın değişkenler de buraya geldi variables sekmesine. Speed değişkenini şöyle taktığımızda ve compile'a bastığımızda gördüğünüz gibi artık speed'e göre blend space'imiz bir animasyon belirliyor ve animasyonu çıkış pozuna, output pozuna takarak animasyonu belirlemiş oluyoruz. Şimdi bunu kapattım da play dedim de ne oldu? Yine o robot tarzında karakterimiz devreye giriyor. Bunu tabi böyle olsun istemiyoruz. Bizim yaptığımız Leonard karakterini koyacağız. Bunu yapmak için third person karakter o az önceki gelen third person karakter diye bir blueprint. Onu değiştireceğiz. Content'a geliyoruz. Third person BP diyor. Blueprints diyor. Third person karakter burada işte. Third person BP blueprints'in içinde. Buna tıklıyoruz. Third person BP'miz açılıyor. Viewport'tan bakabiliriz. Karakterimiz bu. Şimdi bu karakterin mesh'ini değiştireceğiz. Mesh'e geliyoruz. Buradan SK Mannequin diyor. Bunu tıklayalım. Leonard'ı bulalım buradan. Leonard. Tabi Leonard'ı koyunca animasyonları oynamıyor. Çünkü Animation Blueprint'te none yazıyor. Yani bir Animation Blueprint tanımlanmamış. Biz bunu Animation Blueprint yapmıştık zaten az önce. Hemen buradan onu seçeceğiz. Leonard AnimBP'yi seçiyoruz. Ve Compile Save yapıyoruz. Böylece animasyon devreye girmiş oldu. Yalnız bir şey var, gariplik var. Buraya animasyon alınca şey gitti ama acaba onunla mı alakalı? Dur bakayım. Şimdi deniyoruz. Play diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi karakter çalışıyor.
Gördüğünüz gibi karakteri istediğimiz gibi şey yap, hareket ettirebiliyoruz oyun dünyasına. Zıpla tuşuna bastığımızda zıplıyor. Fakat zıplama animasyonuyla değil, yürüme animasyonuyla zıplıyor. Tabi onlar ayarlanması lazım. Ayarlanacak. Karakterin bazı ayarları yapılması lazım. Content'tan Third Person BP, Blue Prince, Third Person karakter. İlk olarak karakterin mesh'i biraz küçük. Karakterin mesh'ini birazcık arttıralım. Şuradan bir diyor ya, bunu 1.2 yapabiliriz mesela. 1.2, 1.2. Biraz karakterimizi büyütelim diğer karakterlerle eşit olması için. Tabi kamera açısı da çok kötü. Yine third person karaktere girip kamerayı da oynamamız lazım. Kamera boom'a gelerek follow kamera değil, kamera boom'a gelerek karakterin kamerasını biraz oynayalım şöyle. Şurada target arm length diye bir şey var. Bu kameranın karakterden olan uzun yakınlığını, uzaklığını ayarlıyor. Şöyle 500 yapabiliriz mesela. Evet, biraz daha güzel bir kamera açısı, daha geniş bir kamera açısı olmuş oldu. Evet, bu şekilde bir kamera açısı yapmış olduk. Karakterimizi oyun dünyasında gezdirebiliyoruz. Şimdi bu yapay zekaları nasıl oyun dünyasında hareket ettirebileceğiz? Buna bakacağız. Nasıl bu yapay zekalar oyun dünyasında hareket edecek? Oyun dünyasında hareket etmesi için ilk olarak bir Now Mesh eklememiz lazım. Now Mesh. Now Mesh'i nereden ekliyoruz? Şuradan Now Mesh Bounce Volume diye bir şey var. Now Mesh Bounce Volume. Bunu seçiyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ve P'ye bastığımızda yeşille karakterin hareket edeceği yeri bize gösteriyor. P tuşuna bastığımızda. Ve daha sonra Details sekmesinden şöyle aşağı indiğimizde bakın Brush Settings'te bunun büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Yani köyün dışına fazla taşmayacak şekilde büyütelim. Köyün dışına taşarsa köylüler köyün dışına doğru gider. Tabi bu da istemeyeceğimiz bir şey. Yani köyün dışına gitmesin köylüler. Köyün içinde geçsinler istiyoruz. E tuşuyla döndürebiliriz şöyle. Fazla köyün dışına çıkmasınlar. Köyün içinde gezmeler için bu şekilde yapmış olduk. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi P tuşuna basıp kapatabiliriz. P'ye tekrar basarak açabiliriz. Nerelerde gezebileceklerini göstermek için. Eğer mesela şöyle taşlar falan var. Bu taşlar eğer karakterin gezmesi engel oluyorsa şimdi bakacağız. Bunları kaldıracağız veya başka bir yere taşıyacağız. Böylece karakterin rahatça köy içinde gezmesini sağlayacağız. Evet, ilk olarak şu Peasant BP'yi programlayalım. Köyün içine gezmesi şeklinde. Sağ tuş Browse the Asset diyorum. Ve Peasant Man BP'yi seçiyorum. Burada şunları silelim. Event Begin Play var. Oyuna başladığında, karakter oyuna başladığında ne yapacak? Karakter oyuna başladığında ilk olarak rastgele bir yer bulsun. Yani o Navigation Mesh'in içinde rastgele bir nokta bulsun. Random Reachable Get Random Reachable Point in Radius diye bir komut var. Bu komut Now Mesh'te bulunan bir noktayı rastgele bir noktayı bize verir. Ve belli bir çapta nokta ve belli bir yerde vermek lazım. Yer bilgisi de vermek lazım. Tabi biz bu karakterimizin olduğu yerin çapında bir yere gitmesini istiyoruz.
Bunun için karakterimizin location değerini buraya takacağız. Radius dediği de çap. Yani ne kadar çapta, ne kadar uzaklıkta bir nokta. Rastgele bir nokta getirsin. Bunu da mesela 1000 yapalım ilk olarak. Origin dediği de nereden? Yani çapın noktası, çapın merkezi diyor. Origin merkez. Bu çapın merkezi ne? Çapın merkezi de tabii ki karakterimizin bulunduğu yer. Sağ tuş get aktör location. Bunu buraya takalım. Radius da 1000. Bu bize rastgele bir rastgele bir nokta veriyor vektör olarak. Rastgele bir nokta. Bunu işte biz diyeceğiz ki bu rastgele noktaya bu karakter gitsin diyeceğiz. Onun için de bir komut var. Sağ tuş AI move to. AI move to. Bunu şöyle takalım. Return location şey random location. Bunu işte destination diyor. Bu komut ne yapar? Pawn yani hangi karakter? Destination yani hangi yer? Nereye? Hangi karakter nereye gidecek? Target aktör, hedef aktörü. Yani bir yer değil de acaba bir aktöre mi gidecek? Yani bu ikisinden birini beslememiz lazım. Ya destination ya target aktör. Bunlar da farklı değerler. Bunlara hiç girmeyeceğim. Random location destination'a takalım. Varacağı nokta destination. Random location destination taktım varış noktası. Pawn'a da şu an peasant menü içinde olduğum için kendisi diyeceğiz. Kendisi dememiz için sağ tuş yapıp self diyeceğiz. Self. Self kendisi demek. Yani şunu taktığımızda kendisi kim yürüyecek diyor. Kendisi şu noktaya rastgele seçilmiş noktaya yürü. Bunun on success on fail'i var. Yani vardığında yapılacaklar. Bir de varamadığında, başarısız olduğunda yapılacaklar diye buraya takıyoruz. Şuraya takmıyoruz. Yanlışlıkla buraya takmayalım. On success on fail'e takacağız şimdi. Şimdi neden başarısız olur karakter? Yani o an Navmeş'te bir hata olur. Navmeş yani verdiğin nokta Navmeş'in dışındadır. Yol bulamıyordur. O yüzden başarısız olabilir. O yüzden başarısız olabilir. Başarılı olsa da başarısız olmasa da biz tekrar bu komutu 3 saniyede bir çalıştıracağız. Yani karakter 3 saniyede bir farklı bir konuma gidecek. Yani şöyle vardıktan 3 saniye sonra. Bu komut on success'i varınca verilen noktaya varınca çalıştırır. Şöyle bir alalım bundan. Reroute diyelim. At reroute. Şöyle bir nokta oluşturalım buraya. On field'dan da bir tane alalım. Ve buradan bir nokta olarak delay. Yani bekleme komutu. Ne kadar bekle? 3 saniye bekle. 3 saniye bekle. 3 saniye bekledikten sonra şöyle alıyorum. Tekrar buraya bir reroute. Buraya bir nokta. Ve bunu alıp A'yı Muta'ya takıyorum. Tabi bu bozuk görüntüyü ortadan kaldırmak için kablonun üzerine çift tıklayarak çeşitli noktalar oluşturuyorum ve böylece tam düz bir şey oluşturuyorum. Yanlışlıkla şuraya takmıyoruz arkadaşlar. On success on fail'e takıyoruz. Şimdi compile yapıyorum. Save yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Play diyelim. Evet karakterimiz gördüğünüz gibi 3 saniyede bir rastgele bir noktaya gidiyor ama biraz yapay bir görüntü oldu. Çünkü koşarak gidiyor. Gördüğünüz gibi koşarak gidiyor. Yürüyerek gitmesini sağlayacağız. Karakterin yürüyerek gitmesi için karakteri seçelim. Sağ tuş Browse'da Asset. Daha sonra karakter Movement. Ve burada max walk speed diye bir şey var. Bu maksimum yürüme hızı. Bunu 100 yapalım bakalım nasıl olacak. Görelim. Evet, bu da bir değişik oldu, garip oldu. 100
100 değil, 200 olsun. Evet, daha güzel oldu. Daha gerçekçi. Şimdi arkadaşlar şunda da bu da böyle heykel gibi duruyor. Bunun da hareket etmesini istiyorum. Yani Peasant Man'in içinde yazdığımız komutlar var zaten. Bunu şöyle seçip CTRL-C yapalım. CTRL-C ile hafızayı aldık. Daha sonra bu karakteri seçelim. Sağ tuş Browse diyelim. Bunun blueprintine geldik şimdi. Buna çift tıklayıp açıyorum. Open Full Blueprint Editor. Ve buradaki her şeyi siliyorum. Seçip Delete tuşuna basıp sonra hafızada da halen şu an hafızada. Eğer hafızada değilse tekrar Peasant BP'ye gelip seçelim CTRL-C yapalım. Castle Guard'ı açıp CTRL-V yapalım. Event Graph'a tıklayıp CTRL-V yapalım. Buraya da gelir aynen komutlar. Compile yapalım bakın hiçbir hata vermedi. Burada da aynen çalışacak inşallah. Bakalım play diyelim. Gördüğünüz gibi karakterlerim köyün içinde geziyorlar. Tabii bunun da hız ayarını ayarlamamız lazım. Sağ tuş Browse, Castle Guard, Karakter Movement. Buradan Max Walk Speed'i 200 yapacağız. Böyle karakterin hızı 200 olacak. Yani az önceki gibi. Böyle gezen karakterler yapmış olduk. Karakterlerimiz köyün içinde geziyorlar. Tabii farklı noktalara gidip şey yapanlar da olabilir. Şimdi amacımız şu. Karakterlere böyle geziyorlar ya. Bunların yanına geldiğimizde karakterlerle konuşabileceğiz. Karakterlerle konuşabileceğiz. Ve karakterler bize çeşitli sorular soracak. O soruları da karakterlerin üzerine yazıp belirleyeceğiz. Ve karakterlerle konuşarak sorularını cevaplayacağız ve puan kazanacağız. Böyle bir şey. Böyle bir proje aklımda var. Bilgi Köyü diye ismini verdim. Bakın gayet de güzel zaten proje. Hava kararıyor bir süre sonra. Sonra tekrar aydınlanıyor falan. Çok güzel yapılmış bir proje. Şimdi ilk olarak karakterle konuşmamız için karakterle E tuşuna basıp konuşabiliriz veya F tuşuna. Onu belirleriz. Hocam kodları gösterir misiniz demiş. Bakalım kodlar şöyle. Ben de burada anlatayım kodlara bakarken. Ya karakterin yanına geldiğimizde E tuşu aktif olacak. E tuşuna bastığımızda karakterle diyaloğa geçebileceğiz. Karakterle diyaloğa geçebileceğiz. Ve işlem tamamlandığında sorusunu cevapladığımızda karakterle olan konuşmamız bitecek. Yani karakter tabii konuşurken karakter hareket etmeyecek. Karakter duracak. Durması lazım bir kere karakterin konuşurken. Yani bu komutun devre dışı kalması lazım. Daha sonra karakter tekrar şey olduğunda tekrar konuşma bittiğinde tekrar köyün içinde gezmeye devam etmesi lazım. Bunun gibi çeşitli mantıklar var. İlk olarak karakterin yanına geldiğinde bizim yanına geldiğimizi ve konuşmanın uygun olan, konuşmaya uygun olan bir ortam oluştuğunu karaktere kodlamamız lazım. Nasıl yapacağız? Karakterin yanına gelip gelmediğini algılaması için bir kapsül, yok sifer collision ekleyeceğiz. Sifer collision. Bir karakterin etrafında bir sifer olacak ve o sifere overlap olduğunda karakterle etkileşime geçeceğiz. Uzaklaştığında overlap end olduğunda karakterle etkileşime geçemeyeceğiz. Aynı şeydeki gibi. Geçen derslerimizde yaptığımız
lamba, fotoselli lamba gibi. Yanına geldiğinde tuşun, lamba tuşunun yanına geldiğimizde E tuşuna basın diyor. E tuşuna basıyorsun, lamba yanıyor. Uzaklaştığında basamıyorsun. Onun gibi biz de burada buna benzer bir şey yapacağız. Add component'dan sifer collision diyoruz. Sifer collision. Viewport'a baktığımızda küçücük bir şey gözüküyor. Bunu büyüteceğiz şimdi siferi. Şuradan sifer radius seçilirken sifer radius diyor. Böyle büyütelim bunu. Nasıl büyütüyoruz böyle değer yazmadan? Üzerine gelince farenin şekli değişiyor ve sol tuşa basılı tutarak fareyi sağa doğru çektiğimde o da büyüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu kadarlık bir mesafe fazla oldu. Biraz indireyim şöyle. 500 yeter diye düşünüyorum. Karakterin bu kadar yakınına gelmek, karakterle etkileşime geçmek için yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi sifer seçilirken iki tane event tanımlaması yapacağız burada. Sağ tuş add event for sifer collision add on component begin overlap. Yani bileşen overlap'a girdiğinde aynı şekilde sifere tekrar tıklıyorum. Sağ tuş add event collision add on component end overlap. Bir gün overlap ekledik. End overlap ekledik. Şimdi bir print string alalım. Nasıl çalıştığını görmek için bunların. Nasıl tepki verdiğini görmek için. Takalım önce bir. Overlap begin diyelim. Bunu sadece bu arada köylü adama peasant man'e yaptım. Diğerinde yok. Şimdi peasant man'in overlap'a girme davranışlarını izleyelim. Gördüğünüz gibi köylü adam geziyor. Bak overlap begin diyor. Bak biz yanına yaklaşmadığımızda bile overlap begin yazıyor. Biz uzağız. Halen overlap begin diyor. Peki bu bizle overlap yapmadığına göre neyle overlap yapıyor? Evet. Oyun dünyasındaki tek karakter biz değiliz. Oyun dünyasında bir sürü aktör var. Onlarla overlap yapıyor. Yani etrafındaki kapsül onlarla etrafındaki sifer onlarla overlap yapıyor. Böyle peasant menüyü açayım. Siferin oyun dünyasında görünmesini de açacağım şimdi. Hidden in game'i kaldırıyorum. Sifere tıklayıp oyun dünyasında görünebilir hale getiriyorum. Bakın oyun dünyasında bu şekilde. Bakın gezdiği yerlerde bu karakter overlap'a girdiği nesneler de yani herhangi mesela ağaçla overlap'a giriyor. İşte etraftaki kütüklerle kütük var orada mesela onunla overlap'a giriyor. Overlap begin yazıyor. İşte çünkü biz kontrol yapmadık. Biz istiyoruz ki sadece bizim karakterle overlap olduğunda aktif olsun. Diğer nesnelerle overlap olmasını önemsemesin. İşte bu durumda kontrol etmemiz lazım. Overlap begin yaptığında on component begin overlap sifer component'ı bileşeni overlap'a girdiğinde burada overlap'a girdiği aktörün referansını buradan bize verir. İşte bu diyeceğiz ki bu bizim oynadığımız karakter mi? Bunu kontrol etmemiz lazım. Bu bizim oynadığımız karakter mi diye kontrol etmemiz lazım. Bunu şöyle alıyorum. Adır aktörü. Shift 0'a basarak iki tane eşittir koyuyorum. Bir tane değil, iki tane. İki tane eşittir programlamada eşit mi kontrol etmek demektir. Eşit olup olmadığını kontrol etmek demektir. O yüzden iki tane eşittir yazıyoruz. Equal object. Şimdi burada neye eşit? Benim karakterime get my player get player karakter diye bir komut var. Bu oynadığımız karakterin referansını verir. Buraya takarız bakın. Şimdi bir de burada bize true veya false yani doğru veya yanlış diye değer veriyor.
Şuradan. Biz bunu branch'a takıp kontrol edeceğiz. Branch'ta doğru veya yanlış diye iki değer veriyor. Yani ya eşittir ya da eşit değildir diye. Eğer eşitse true çalışacak. Şöyle takalım. Eşitse true çalışıyor. Yani burada kontrol ediyoruz önce. Karakter mi? Yani overlap'a girdiğin aktör bizim karakterimiz mi diye kontrol ediyoruz. Eğer doğruysa o zaman yap. Yanlışsa hiçbir şey yapma diyoruz. Yanlışa bir şey takmıyoruz. False'a bir şey takmıyoruz. False yanlış demek. True doğru demek. Gördüğümüz gibi bakalım overlap yazacak mı biz girmeden. Şu an için yazmıyor gibi. Bakalım kontrol edelim. Evet yazmıyor. Yani diğer nesneler overlap'a girdiği halde overlap begin yazmıyor. Ama ben girince yazacak mı? Ben girince yazdı. Tamam. Ben girince yazdı. Aynı şekilde overlap end'de de bu komutların aynısını yapmamız lazım. Overlap end'de de yine karakterimiz mi overlap end oluyor? Onu kontrol etmesi lazım. Buradaki komutları alalım şöyle. Sadece şu kısmı değil, şunları. CTRL C yapalım. Şuraya gelelim. CTRL V yapalım. Bunu buraya takalım. Other aktörü de buna takalım. Yani burada da overlap end'e giren aktörümüz, overlap yani overlap'tan çıkan, overlap biten aktör yine bizim karakterimiz mi diye kontrol ediyoruz ve eğer öyleyse overlap end diye yazalım. Burada test aşamasındayız arkadaşlar. Test ediyoruz önce. Ondan sonra adım adım ilerliyoruz. Önce bunun çalışıp çalışmadığını kontrol edip ondan sonra diğer adıma geçiyoruz. Bakalım şöyle overlap begin overlap end oldu. Overlap begin end, overlap begin. Bir de karakter sürekli hareket halinde olduğu için kapsülden çıktığımız da oluyor. Evet, bu şekilde overlap'a girip çıkıyoruz. Overlap'a bir dahaki derse inşallah input olayına bakacağız. Karakterle diyalog olayına bakacağız. Şimdilik görüşmek üzere.